Merhabalar sevgili silah severler. Bugün daha çok bıçak ve kılıç severlere uygun bir tanıtımım var. Çok sevgili dostum Erkan Saracık beni davet etti. Sertifikalı, müzeden damgalı, antika kılıçlar var elinde. Tamamen yasal. Onları sizlerle paylaşacağım. Üç tane, üçü bir yerde. Her zaman olmaz ya, birini bile bulmak mucize bazen. Üç tane yatağan kılıç sizlerle paylaşacağım. Yatağan çeşitli tevatürler var, çeşitli söylentiler var, Türkçeleştirelim konumuzu. Kimisi yatağan kasabasında yapıldığı için adına yatağan demişler. Kimisinde de yatay vaziyette kuşakta taşındığı için yatağan kılıcı tabir etmişler. Birazdan Erkan Bey'e ben bu kılıçların tarihçesiyle ilgili bazı şeyler soracağım, davet edeceğim buraya. Bilmediğim şeyleri ondan öğreneceğim, beraberce paylaşacağız. Ama sizle daha fazla bekletmeden paylaşmaya başlayalım. Şimdi bu yatağın kılıcı bayağı büyük, yani bir de kısaları oluyor, bu tam boy bir yatağın. Ben hep hatırlarım böyle Yeniçeri şeylerinde bir tane böyle, bir tane böyle şeyler, kılıçlar olurdu, büyüğü küçüğü. Hani birisi tüfek, birisi tabanca gibi. Japonların şey vardır. Katana. Orta boyu wakizashi ya da wakizashi. Doğru mu? Wakizashi. Yok. Makimara derler. Makimara. Ama o, bir de wakizashi diye bir şey, orta boy var. Bir de tanto var. Üç. Evet. Sizin buyurduğunuz neydi? Makibara. Makibara. Makibara genelde harakiri yapmak için. Teşekkür ederim. Kullanmayayım. O harakiri yapmak içinmiş. Ben teşekkür ediyorum. O, bunu tanıtmamayı ve bilmemeyi tercih ederim. Evet, yılan derisi, gümüş, o altın, altı tombak, bu demir altın karışımı değil mi? Evet. Tombak, evet. İşlenmiş ama sonradan yapılmış. Bu orijinal şeyi değil. Sonradan. Kını değil. Güzel bir kemik fil dişi. Bravo, çok güzel. Fil dişi bir sap var. Sallandığı zaman elden çıkmasın diye öyle bir fiziği var şeyin. Vay, evet. İyi ki şeyi kırmadık. Akvaryumu. Evet. Özel bir yapısı var şeyin. Yatağanların. Ön tarafı biraz daha ağır. İç bükey bir yapısı var. Daha çok bu Nepallilerin kukrisini biraz andırıyor. Sırtının kalınlığıyla hem fiziki güç sağlıyor, kırılmamasını sağlıyor, hem de bir ağırlık veriyor. Kullanıldığı zaman atalet sağlasın diye. Üzerinde altın telkari işlemeler görüyorum. Bilmiyorum sizler görebiliyor musunuz? Çok ince telkariler var üzerinde. Şu oluk değildir. Hani kan oluğu falan derler. Oluk değil, tam tersi dışarıya bir kabartıdır. Bu da fiziki bir dayanım veriyor diye biliyorum. Bu ne tabir ediliyor şunlara bilmiyorum aslında. Bu da çok güzel gümüş ve tombak işlemeli bir parça. Şimdi Erkan Bey'e soralım, bunun tarihçesiyle ilgili bize biraz bilgi versin. O 1810. Siz şöyle alalım mı Erkan Bey? Sağ olun efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Üzerinde zaman okuduğun zaman 1810... Şöyle sizi görsünler de yakından tanısınlar. 1810 yapımı. Evet. Onlarda yapılmış Yeniçeri mührü olan bir kılıç. Kendisinin belgesi de vardır bu kılıcın. Ondan sonra buralar altın tombak, altın telkari ile yapılmıştır. Şunların üst tarafta ve hep bunun da altın telkari ile yapılmıştır. Bu Damaskus çeliği. Erkan Bey altınlı, zümrütlü tabancaları çok sever. İzlemişsinizdir mutlaka bir altın kaplama, arpacı, yakut ya da zümrüt gezi. Yine kıymetli taşlardan yapılmış bir tabancası vardır. Evet. Onu sizlerle fotoğrafını paylaşmıştı. Belki evet. Belki tabancayı da beraber paylaştık sizler. Evet. O tip silahları kendisi çok sever. Onun için bu tarzda işlemeler de ona çok yakından evet. Hitap ediyor zannederim. Gelelim ikinci şeyimize, yatağımıza. Bunun burasında bir kuşak bağlama halkası var. Kıymetli taşlar var üzerinde. Evet. Bunlar zümrüt mü? Yoksa bunlar turmalin. Turmalinmiş. Ama doğal taştır. Doğal taş. Yani semi precious
yarı değerli taş tabir edilen evet. taşlardan. Bu da çok güzel. Sonradan yapılmış gümüş işlemeler var kılıf üzerinde. Bu deri oluyor, içi de tahta oluyor bu eski kılıçların. Ama bunun özel gümüş yazıları vardır. Aynı zamanda işlemeleri vardır. Şöyle bakalım beraberce. Gümüş telkari işlemeler var. Öbür tarafında da Arap harfleriyle adı, yani sahibinin adı yazar. Şurada evet. Osmanlıca sahibinin adı yazılıyormuş. Bazılarında dua falan yazar. Tabii. Değil mi mesela, şeylerde? Arka tarafında var. Allah ilahe illallah yazan kısım var şurada. Şurası mı? Evet, evet. Orada ve şurada da bağlı bulunduğu Yeniçeri bölüğünün arması vardır. Yani çok enteresan. Bak bunu bilmiyordum. İyi ki sen Erkan Bey'i getirdik buraya. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Bağlı bulunduğu Yeniçeri bölüğünün armasıymış. Öbür tarafta da Allah ilahe illallah. Kaçıncı bölük olduğu yazar genelde orada. Enteresan. Bakın neler öğreniyoruz değil mi? Her şey öğrenmenin bir zamanı var. Bilmediğim. Bu abanoz galiba. Evet. O abanoz. Çok güzel bir ağaç. Şeye benziyor. Kokobolo ağacına benziyor. Çok sert bir ağaç abanoz. Çok güzel tabanca kabzası da olur bu arada diye tahmin ediyorum. Evet, bu da çok güzel bir yatağan. Gördüğünüz gibi içe dönük kıvrımlı. Bunlar saplamadan çok atla savaşta vurmaya, kesmeye, kopartmaya yarayan fiziğe sahip kılıçlar, yanlış bilmiyorsam. Bu konuda Turgut Aydemir Ustam'ın Bursa'dan çok enteresan bilgileri vardır. Osmanlı kılıçlarının gelişmesiyle ilgili. Onları sizlerle paylaşmıştım. İmkan olursa bir daha Bursa'ya gidip Turgut Usta'nın kılıç dövmesini sizlerle de paylaşmak isterdim. Evet, gelelim üçüncü ve de bugünkü sonuncu. Bir şey söyleyecekti galiba Erkan Bey. Buyurun. Bunun üzerinde bir çeltik vardır. Bunun anlamı şudur. Şurada tepede bir çeltik var. Bunun anlamı şudur. Bir kelle almıştır. Yani bir küffar, evet. Bir küffar kellesi almıştır. Aynen. Şeyde hani biliriz böyle retkitten tabancalarının kabzasına böyle çentik atarlardı ya. Onlar her biri bir icraat yapmış anlamında. Evet, gelelim bugünkü son kılıcımıza. Bunun da tamamı sonradan... Tamamı gümüş. Gümüş işlemi. Burada yakutlar vardır, zümrüt parçalar vardır. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Kıymetli taşlardan bezenmiş parçalar. Abanoz ağacı. Bu da abanoz ağacı. Kırını. Şu parçanın ne olduğunu terminolojide bilmiyorum açıkçası. Bunu öğreneceğim. Bilenler varsa bana yorum olarak ya atsınlar. Yani şu üste çıkan sırtında ki işlemeli parçanın ismi mutlaka vardır. Benim bildiğim şöyle bir şey var. Bunlar gümüş olursa aldığı yani Yeniçeri bölümündeki grupta hangi şeyde ise altın olanlar komutanların oluyor. Hmm. Daha da Yeniçeri ağaların oluyor. Ne kadar süslü olursa o kadar rütbesi yüksek oluyor. Bunun da damgası evet, burada. Evet, burada da damgası var. Bir Yeniçeri kılıcı olduğunu belirliyor. Bir yatağın. Osmanlı Yeniçeri Ocağı'nın kılıçları. Bu da çok eski bir kılıç belli. Bu da 1800'lü yıllar. 1800'ün başları herhalde. Başları tabii. 1800'lü yıllar. Ondan sonra Tanzimat geliyor ki şeylerin Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi ve askeri cedide evet. Değil mi? Ye dönüşmesi çağları. Emin Oktay tarihi kaç sene biliyor musunuz? Ben ortaokulda okumuştum. Sene 1961, 62, 63. Bayağı zaman geçmiş değil mi? Evet. Ecdadımızın kullandığı kılıçlar. Bizim de silahlarımız var, tabancalarımız, tüfeklerimiz var. Allah kullanmak zorunda bırakmasın ama nasıl kullanacağını da bilmek zorundayız. Evet. Sevsek de sevmesek de İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama o gün gelirse keşke dememek için silahlanmak, yasalara uygun, yasalara saygılı, bilinçli, bilgili silahlanmakta ben kişisel olarak fayda görüyorum. Evet, bizleri sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Özellikle Erkan Bey'e bu paylaşımdan ötürü çok teşekkür ediyorum efendim.